Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu hastalarımıza, gerek maddi gerek manevi tüm hastalarımıza ve hastalıklarımıza acil şifalar ihsan eylesin. Özellikle hasta olup da bizden dua isteyen kardeşlerimiz var. Çok, sayısı çok. Rabbim bütün hastalarımıza, dertleri ne olursa olsun, hayırlı şifalar ihsan eylesin. Efendim, borçları edalar, dar yerde olanlara Cenab-ı Hak yardımı etsin, genişliğe çıkarsın. Sıkıntısı olan sıkıntılarını Rabbim bertaraf eylesin. Evlat isteyenlere hayırlı, salih ve salihe evlatlar ve de sihatli evlatlar nasip eylesin. Cenab-ı Hak hayır üzere muradı olan kardeşlerimizin de muratlarını hayır üzere, o minval üzere halk eylesin. Ve Cenab-ı Allah bizleri her türlü gerek semavi, gerek arzi olan belalardan, musibetlerden, savaşlardan, gözyaşından, dertlerden, sıkıntılardan korusun diyoruz efendim. Ve Cenab-ı Allah bizleri depremlerden, sel baskınlarından, zelzelelerden, efendim birçok yeryüzünde olan belayı musibetlerden muhafaza eylesin. Razı olduğu kullarının arasına bizi katsın ve Rabbim Celle Celaluhu bizi Hazreti Muhammed'e hakkıyla, layığı veçiyle ümmet eylesin efendim. Evet. Şimdi bu dersimizde, bu geceki konumuzda efendim özel. Yani Asr-ı Saadet günlüğü programımız, bakın Hanzele bin Rebi el-Katib. Onun bir isim fazla, ben rica edeyim, Rebi üst virgüllü olacak. El-Katib. Bunu anlatacağız. Neden? Bu hafta içinde Şanlıurfa'da gerek Twitter'lerde, gerek internette, gerek haberlerde, gerek yerli gazetelerde heyecanlı bir haber yayıldı. Efendim bir sahabe kabri bulunmuş. İşte üstünde kitabesi var. Güzel, hepimiz sevindik. Daha tabii incelenmeden, sonuca gidilmeden söylemek yanlış. Ama olamaz mı? Olabilir. Çünkü bu bölgede bu sahabe vefat etmiş. Kabrini bilemiyoruz. Yani o kitabe, o yazı bunu gösteriyor ki ben inanıyorum. Burada olma ihtimali kuvvetlidir. Hatta onunla beraber isimlerini sonradan veririm. Birkaç sahabenin daha belki o bölgede olduğu efendim ihtimali kuvvetlidir. Dikkat edin yalnız. Yani isterseniz programı kaydedin ve çok değerli yerel basınımıza, ulusal basınımıza doğru bir haber aktarma adına bu programı acilen yapmayı uygun gördük efendim. Tabii yetkililer de gidip bakmışlar, incelemişler kendilerine göre. Herkes bekliyor sonucu. Tabii arkeologlar bunu inceleyecek, heyet istenmiş, okunacak. Sonuç neyse söyleriz efendim. Ama şu anda yerel basında olsun, gerek işte bu ne bileyim ben adlarını da söyleyemiyorum, internet üzerinde haber üreten köşeler sevinçle bunu yazmışlar ama hep eksik, hep yanlış bilgi. Bir dostumun dediği gibi bilgi kirliliği, Allah aşkına bunu düzeltin. Tabii değerli hocalarımız üniversiteden gelmişler, onlar da bakmışlar, onlarla da konuştuk. Olabilir, hepimiz diyoruz olabilir. Tabii Vali Bey de dün teşrif etmişler. O da aynı şeyi söylemiş. Seviniriz doğrusu buysa. Hatta gerekirse mahallenin çok yeri istimlak edilir. Çünkü önemli bir kişilik oradaki çıkan sahabe. Biz de dedik ki bu hafta bu derste bu zatı tanıtalım. Çünkü bu zatın hayatı ile ilgili mesela Diyanet Vakfı, yani Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 16. cildin 52. sayfasında
Eğer arşivinizde varsa açın, o zatın hayatını görürsünüz. El İsabe Türkçe'ye çevrildi. Oraya bakarsınız. Birinci cildin 540. sayfasında 1861 nolu sahabe. Hemen onun Arapçasında El İsabe Fittemiz-i Sahabe. Orada da ikinci cildin 44. sayfasında 1855. nolu sahabe, orada da anlatılır Arapçasında. Ustul Gabe İbni Esir, onun o meşhur tarihinde. Efendim yine cilt 2 sayfa 62 no 1280 nolu sahabe. Bu anlatacağım Hanzele bin Rebi el Katip. Şimdi İslam tarihine bakıyorum. 15 tane Hanzele var. 15 tane Hanzele isimli sahabe var elimde, el İsabe. Efendim mesela Hanzele bin Salebe bir tanesi. Hanzele bin Hizyem meşhur sahabelerden. Efendim üçüncüsü Hanzele bin Ebu Hanzele. Dördüncüsü yine Hanzele bin Ebu Hanzele Es-Sakafi. Yani Taifli. Hanzele bin Rahib, bu Gasilül Melaike dediğimiz Uhud'da yıkanan melekler tarafından, o sahabedir. Burada İbni Hacer bir daha almış. Kendisi de bu aldığı şeyi söylüyor. Efendim Hanzele bin Rabi, anlatacağım sahabe, beşincisi. Yine Hanzele bin Rabi'a var. Allah-u Alem bu da mükerrer. Çünkü El-Esedi olarak geçiyor. Yani yine Useydi olduğu için bu da Useydi. Bu aynısı olabilir. Hanzele bin Seyyar, Cezime'den önemli bir kişilik. Hanzele bin Tufayl, Et-Tufayl Es-Sülemi, bu da var. Şam fetihlerinde bulunan kumandanlardan biri. Hanzele bin Ebu Amr, demin dedim ya bu mükerrerdir. Bu da Uhud'da yıkanmadan şehit olan meleklerin yıkadığı. Nedir bunun ismi? Gasilül Melaike. Bir de bu var. 9. Yine Hanzele bin Amr 10. var. Bu da sahabedir. Sahabe arasında sayılır. Hanzele bin Kuseme, bu da önemli bir sahabedir. Efendim Hanzele bin Kays 12. El-Hanefi El-Yemani'dir. Hanzele bin En-Nu'man, bu da meşhur bir sahabedir, Zurayfi'dir. Hanzele bin Hevze 14.sü. 15. Hanzele bin Abşemi. Şimdi 15 tane Hanzele saydık. Bunların hepsi de sahabe. Mükerrerlerini çıkarırsak 13 tane karşımıza sahabe çıkıyor efendim. İbn Hacer'in El İsabe fi Temyiz-i Sahabe adlı kitabı. Bu Türkçesi. Yani reklam olmasın diye söylemiyorum hangi yayınlardan çıkmış. Bu Türkçesi. Bir de bunun aslı var, Arapçası. Arapçasına da baktığımızda bu sayacağım bilgileri göreceksiniz. Şimdi önce bu sahabeyi bir tanıyalım. Baba adı nedir? Rebi' bin Sayfi el-Useydi. Yani Useydi mükerrer olduğu için söylüyorum. Anne adını bilemiyoruz. Doğum tarihini bilemiyoruz. Fakat ölüm tarihi ve yeri kitaplarımız şöyledir. Muaviye bin Ebi Süfyan'ın hükümdarlığı devrinde Hicri 45. miladi 665 yılında Habur'la Fırat arasında bir yerde vefat etti diyor. Habur, Ceylanpınar'daki Habur. Habur'un çıkış noktasını kastediyor. Yani bir Habur ilçemiz var, Habur kapısı var. Orada değil. O su oradan da gidiyor tabii. Ama buradaki kasıt, yani Ceylanpınar'daki o çiftliğin yanında bir zaman gümbür gümbür akardı. Ne oldu o su bilemiyorum. Belki yine akıyordur. İşte o Habur'la Fırat arasında bir yerde. Kimi demiş? Karkisya'da. Karkisya bizim Karkamış. Geçen derste de bir sahabeyi dedim ya, Cerir bin Abdullah'ın kabri orada. Karkisya'da denir. Çünkü Karkisya'ya gelmiş, yerleşmiş. Ondan sonra yine buralara hizmete gelmiş. Yani bu bölgeye hizmete gelmiş. Erruha olabilir. Urfa olabilir. Efendim Ceylanpınar bölgesi.
Habur'dan Fırat'a kadar. Fırat nereye kadar efendim? Karkısya deneyine Fırat ve Habur nehri arasında bir yerde vefat etmiş deniliyor. Hicri 45. yılda. Tabi hanımları, çocukları, oğlu, kızı bilemiyoruz. Mekke fethinden sonraki birçok seferlere katıldığını görüyoruz. Muhacir olduğu söylenir ama nereden geldiği, hangi tarihte gelip iman ettiği kesin değil. Var yani rivayetler var, yok demiyorum. Kimi der ki çöl ehliydi, Useydilerin beldesindeydi. Kalktı Medine'ye geldi. Muhacir midir? Evet. Kimi de diyor ki hayır, Mekke fethinden sonra, hayır Mekke fethinden sonraki seferlere katıldı. Mekke fethinde görüyoruz bunu. Hadis, iki tane hadis rivayet etmiş bu zat. Eğer buradaysa. Efendim kabile ve soyunu saydığımızda Hanzele bin Rebi' bin Sayfi bin Rebah bin Haris bin Muhaşin bin Muaviye bin Şurayf bin Cerve bin Usayyid bin Amr bin Temim et Temimidir. Şimdi bu Temimi aşiretini, kabilesini lütfen unutmayalım. Bazı şeyler anlatacağım. Oraya dikkat edin. Tabi lakap ve künyesi. Efendim Ebu Rıbi'i denilir. Hanzeledül Üseydi, Üseyd kabilesinin olduğu söylenir. Efendim en meşhur lakabı El-Katip. El-Katip. Şimdi orada çıkan mezar taşında da El-Katip Bariz yazılmış. Ama restorasyonda yazılmış. 190 sene sonrayı gösteriyor. Onu konuşacağım, programın sonunda konuşacağım. Efendim Rebah bin Rebi'nin kardeşidir. Kardeşi de önemli bir sahabedir. Onu da bilmek lazım. Bir de bu zatın amcası Eksem bin Sayfi. Ceziretül Arap'ta çok meşhur bir şeydir. Şairdir. İslam devrine yetişti mi? Hayır. Yani Temim kabilesinin Useyd oğullarına mensuptur. Cahiliye devrinin meşhur şair ve hatiplerinden olan Eksem bin Sayfi'nin kardeşi, oğlu. Ve sahabede Rebah bin Rebi'nin kardeşidir. İki kardeş de sahabedir. Resulullah'ın katiplerinden olduğu için. Bakın burayı altını çiziyorum. Çünkü haber kirliliğinde şöyle geçiyor. Veya nereden haber aldılarsa. Resulullah'ın önemli katipleri olmadığında bu zat vahiy yazarmış ve mektuplar yazarmış. Hayır. Kendisi katip. Resulullah'ın katibi. Gelen vahiyi de zaptı raptı altına alır, yazar ayeti. Resulullah'ın arzu ettiği memleketlere mektuplar da yazar. Hanzele bin Rebi' ama en meşhur lakabı ne diyorlar ona? Hanzeletül Katip veya sadece Katip. Hakikaten asr-ı saadette Katip dediniz, bu akla gelir. Bu zat akla gelir. Resulullah diğer yazışmalarında da ona katiplik yaptı. Künyesi nedir? Ebu Rebi'dir. Şimdi Abdullah bin Abbas radıyallahu anh, önemli bir sahabe, Resulullah'ın amcasının oğlu. Ki bu zatın da, Abdullah bin Abbas'ın da torunu Urfa'da metfundur. Abdullah bin Abbas, şimdi şöyle bir kapı açalım. Efendim İmam Bakır diyoruz ya, aslında İmam Bakır değil. İmam Bakır Medine'de Cennetül Baki'de. Yani onu oradan kaldırıp buraya getiremezsiniz. Peki bu kimdir? Niye İmam Bakır demişler? Efendim İmam. Bu da İmam. İmam İbrahim bin Muhammed bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Yani Hazreti Abbas'ın torunu. Bu hadisi, bu olayı anlatan Abdullah İbni Abbas'ın torunu. Yani oğlu Ali'nin, Ali'nin oğlu Muhammed'in oğlu İbrahim. Bu da bu topraklarda. Çok önemli bir kişilik. Ama yıllardır feryat ediyorum. Anlatıyorum. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp da demedi. Ya bu deli mi? Sarpık mı bu? Nedir orası İmam Bakır? Niye bunun peşine düşüyor? Yanlış bilgiler. Bunu üniversitemize de ben karşı söyledim. Tarih hocalarına, değerli hocalarına. Hocam dedi, siz söyleyebiliyorsunuz ama biz söyledik mi tepki alıyoruz. Evet, İmam Bakır İmam Bakır değildir. İmam Bakır'ın kabrinde metfun olan zat, yani hayatını yazmışım
İslam tarihinde Şanlıurfa'da İmam İbrahim bin Muhammed'dir. Abbasi devletinin ilk başlangıcı, çekirdeği odur. Efendim Müslüm-i Horasani'yi teşkilatlandıran odur. Emevilerle savaştıran odur. Ve Abbasi devletinin kurucusudur. Ama görmedi. Kendisini yakalattılar, ihbar ettiler. Eli kolu zincirli ta Ürdün'ün Belka kasabasından, Muten'in oradan getirdiler. Harran hapishanesine koydular. Ve orada hapishaneyi üstüne yıktılar. Zehirli süt verdiler. Rivayetler ayrı. Efendim yüzüne ham bir bazlamaç, Urfalılar öyle ekmek, saç ekmeği yüzüne yapıştırdılar. Eli kolu bağlı, nefes alamadı, boğuldu. Çünkü bronşiti falan vardı. Adını öyle koydular, intihar etmiş. Halbuki hapishaneyi yıktılar. Peki bu hapishane, bu zindan, yemin ediyorum yerinde duruyor, toprağa gömülü. Üstüne de evler yapıldı. Yıllar önce dedim, gelin bir kepçe, bir kreder Allah aşkına verin, orada duralım, gelip orada toprakta yatayım. Yeter ki tarihi değerler ortaya çıksın. Harran hapishaneleri, Harran zindanları tarihten meşhurdur. Bu adamı da yemiştir. Ha, kabri niye oraya yakın? Hapishaneden hemen alıp caminin yerine defnetmişlerdir. İmam İbrahim bin Muhammed bin Ali bin Abdullah bin Abbas radıyallahu teala anhum ecmaîn. Evet. Şimdi onun dedesi diyor ki, adamın birisi, ey Allah'ın Resulü, Allah dostları kimlerdir? Adamın biri diyor. Resulullah Efendimiz böyle sustu. Sonradan cevap verdi. Dedi ki, bulundukları yerde Allah'ı zikreden kimselerdir. Allah'ın dostları bulundukları yerde. Nedir bu? Bulundukları halde. Tornada çalışıyorsunuz, diliniz Allah Allah diyor. Kaynak yapıyorsunuz, Allah Allah. Tesviye yapıyorsunuz, marangoz işi yapıyorsunuz. Efendim beton döküyorsunuz. Diliniz sürekli Allah'ı zikrediyor. İşte Allah dostları bunlardır diyor aleyhissalatü vesselam. Tabi Resulullah'ın katiplerinden Hanzele el-Üseydi, bu zattır yine, Hanzele bin Rebih el-Katip. Diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam yanındaydık. Bu meşhur bir hadistir. Meşhur bir hadistir. Tabi hadis kabul etmeyenlere ben bir şey demiyorum. Hani günümüzde böyle bir moda. Kur'an'da var mı? Meal var mı? Nereden olduğu, kaynaklandığı bunları biliyoruz. Onlara bir şey demiyorum. Ne yapalım? Ne mücadele yapacağız? Evet, şimdi diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanındaydık. Cennet ve cehennemi bize öyle bir anlattı ki, Efendimizin huzurunda, sanki peygamber cenneti anlatıyor, gözümüzle görmüş gibi olduk. O kadar güzel anlatıyor. Cehennemi anlatıyor. Sanki gözümüzle görmüş gibi ürperiyoruz. Bilahare kalkarak ailemin ve çocuklarımın yanına döndüm. Bunu kim anlatıyor? Hanzele bin Rebih el-Katip anlatıyor. Eve gittim. Hanımın yanına, çocuklarımın yanına gittim, döndüm. Ya, güldüm, eğlendim. Hanımla, işte çocuklarla bir aile reisinin yapması gereken şeyler yaptım. Daha sonra gelip durumu Resulullah'a anlattım. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Hanzele, bu iki rivayettir, bu bir tanesi. Dedi ki Hanzele, eğer ailelerinizin yanında da benim yanımda olduğunuz gibi olsanız, o zaman melekler yolda ve yatakta sizinle musafaha ederler. Benim yanındaki halı koruyabilseniz. Ey Hanzele, biraz daha ahiret ile meşgul ol. Evet, Peygamber Efendimiz bunu ona söylüyor. Kandehlevi bunu anlatmış. Efendim başka bir rivayette şöyle, Hanzele el-Üseydi anlatıyor aynı zat. Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Cennet ve cehennemden söz ettik. Öyle ki ikisi de gözümüzün önünde canlandı. Bu rivayet kendisinden. Sonra ailemin yanına ve çocuklarımın yanına döndüm. Güldüm, oynadık, eğlendik. Yani oynadık derken böyle bizim anladığımız şeyde çocuklarla ilgilendik. Çocuklarınızı elbette oynayacaksınız. Çocuk sırtınıza biner, efendim boynunuza çıkar. Ne mutlu, ne mutlu. Yani ben çok severim mesela torunları omuzuma alırım, severim. Namazda sırtıma biner. Yani bazen şu ifadeyi kullanır, de.
artık beni at mı zannediyor, eşek mi zannediyor, buyurun. Kızım der, süt dede, ya karışma sen. Dede de, eder. Ne güzel. O çocuklarla ilgilenmek. Ha, gittim diyor evde, ben de çocuklarla eğlendim, oynadım. Yaşadığımız anı onlara da anlattım. Dedim peygamberin yanında huzurumuz böyleydi. Cenneti cehennemi görür gibi olduk. Tabii hanım dinledi, çocuklar dinledi. Evden çıktım. Namaza gidiyorum Mescid-i Nebevi'ye. Yolda Ebu Bekir Sıddık'a rast geldim radıyallahu anh. Ona dedim ya Ebu Bekir, ben herhalde mahvoldum. Artık ben mahvoldum, münafık oldum. Hazreti Ebu, ne oldu ki? Hanzele dedi, anlat. Katip, ne oldu? Bir şey mi geldi ayet falan? Ne oldu ki? Dedi, ben mahvoldum. Nedir dedi, anlat bakalım, dinleyelim, nasıl mahvoldun? Ya Resulullah Aleyhisselatü'nün yanındaydık. Bize cennet ve cehennemden bahsetti. Cennet ve cehennem gözlerimizin önünde canlandı adeta. Resulullah'ın huzurundan çıktık. Hanımlarımız ve çocuklarımızla güldük, oynadık. İşlerimizle meşgul olduk. Cenneti, cehennemi unuttuk. Ebu Bekir Sıddık, Allah Allah der. Bunun için mi? Evet. Peygamber'in huzurunda nasılız? Eve geldik nasılız? Ben mahvoldum dedi. İki yüzlü oldum. Peygamber'in huzurunda ağlıyoruz, sızlıyoruz, gülüyoruz. Ama eve geldik, iş değişti, dünyaya daldık. Ben dedi herhalde münafık oldum, mahvoldum. Hazreti Ebu Bekir, sen ne diyorsun Hanzele? Sen Resulullah'ın katibisin. Dedi ben öyle hissediyorum. Hazreti Ebu Bekir, vallahi biz de böyle yapıyoruz. Peygamber'in huzurunda başkayız. Ben de eve, aileme gidiyorum. Eve gaflete dalıyorum bazen. Hele gerçekten doğru söylüyorsun. Ebu Bekir Sıddık diyor. Gel dedi peygamberin yanına gidelim. Durumu ona anlatalım. Derdimizi anlatalım. Ben de öyleyim. Birçoğumuz böyle. Ve ben diyor tekrar Resulullah'ın huzuruna gelerek ağlayarak bu durumu anlattım. Ya Resulullah huzurunuzda böyleyim. İşte cennet diyorsunuz cenneti görür gibiyim. Cehennem diyorsunuz cehennemi görür gibiyim. Ama eve gidiyorum. Kadın, çoluk, çocuk, mal, efendim çiftlik, şu bu. Ben mahvoldum deyince Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tebessüm etti. Hanzele, Hanzele, eğer evinizde benim yanımda olduğunuz gibi olsanız melekler sizinle yolda hatta yatakta musafaha ederler. Hanzele, biraz dünyaya, biraz da ahiret ile meşgul ol. Yani dünyanla meşgul olduğun gibi biraz da ahiretle meşgul ol dedi Allah Resulü. Sen münafık değilsin, mahvolmuş değilsin dedi. Tabi Hanzele bin Rebi'nin bu meselesi çok meşhurdur. Vaazlarda falan dinliyorsunuz, özet olarak anlattım. Tabi Hanzele bin Rebi'nin lakabı dedelerinden dolayı Hanzele el-Useydi olarak siyer kitaplarına geçer. Bundan dolayı bazen ayrıymış gibi. Yani Hanzele el-Useydi ayrı, Hanzele bin Rebi el-Katib ikisi aynıdır. Dedesi Useyd var, saydım ya nesebini. Ondan dolayı el-Useydi diyorlar. Aslında Hanzele bin Nebi el-Katip'tir bu zat. Efendim, Mekke fethine, Hüneyn savaşlarına katılan Hanzele bin Rebi, Resulullah Efendimiz'in Taif muhasarasında, Taiflerden barış istemeyi öğrenmek için Taif halkına elçi gönderildi. Şimdi burada duralım, kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam ediyoruz efendim bu sahabeyi anlatmaya.